Suriye'de çatışmaları ve can kayıplarını durdurmak için açıkladığı planına destek arayan eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Pekin'de iyimser mesajlar verdi. Önerilerine Suriye'den olumlu yanıt aldığını açıklayan Annan, Suriye'deki krizin daha fazla sürmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Pekin'de Suriye'de çatışan taraflara Annan'la işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Suriye'nin en büyük üçüncü kenti Humus hala saldırı altında. Hemen hemen her gün burada insanlar ölüyor ve ölü sayısı ülkenin diğer kesimlerinden daha yüksek. Ölenlerin büyük bölümü de siviller. Kofi Annan'ın misyonunun odağında da bu ölümleri durdurmak, ağır silahların sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanımını önlemek var. Ancak rejimin de kontrolü sağlamak için direnişçilere karşı güç kullanmaktan vazgeçtiğine dair bir işaret de yok. Herhangi bir ateşkes için isyancıların silahlarını bırakması yönetimin ön şartı. Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın Rusya ve Çin temasları sırasında Pekin ve Moskova'nın desteğini aradığı konu da bu. Tarafların taleplerini bir noktada buluşturmak. Rusya ve Çin aslında Annan'ın çabalarını destekliyor ama Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri, bu iki ülkenin gerçek reformun hızla yaşama geçirilmesi için Esad'ı ikna etmelerini bekliyor. Zaman kritik önemde. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez. İlgili taraflara dönüşüm rüzgarlarına direnmeye devam edemeyeceklerini söyledim. Reformun, değişimin şart olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Bu sorunu çözmenin tek yolu da bu. Birleşmiş Milletler'de Suriye karar tasarısını Rusya ile birlikte veto eden Pekin, Annan'a desteğini açık bir şekilde ifade etti ve bütün taraflara Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri ile işbirliği çağrısında bulundu. Annan'ın tarafları ikna etmeye çalıştığı planın ekseninde ise derhal ateşkes, insani yardımların ulaşması için koşulların sağlanması öne çıkıyor. Ancak Kofi Annan'ın çabaları denklemin her iki tarafınca da sekteye uğratılmış durumda. Suriye muhalefeti farklılıklarını gidermek için İstanbul'da hafta başında bir araya geldi. Annan'ın karşı karşıya olduğu sorunsa muhalefetin büyük bir bölümünün rejimle diyalogtan yana olmaması. Esad'la müzakere söz konusu değil. Esad görevinden ayrılmalı, yetkilerini yardımcısına devretmeli. Siyasi tutuklular da tahliye edilmeli. Kentler ve kasabaların işgali de sona ermeli. Müzakereler ve diplomasi uzadıkça hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Ölü sayısının şu ana kadar 8.000'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Kofi Annan dünyanın desteğini arkasına aldı, Esad yönetiminin de planını kabul ettiğini açıkladı. Ama bu gelişmelerin çatışmaları durdurmaya yetip yetmeyeceğini görmek için beklemek gerekiyor.